K-pop gruplarının ve idollerinin kısıtlayıcı diyetlerden romantik ilişki yaşamamaya kadar oldukça katı kurallar altında tutulduğu bilinmektedir. K-pop starları şu an bulundukları yere ulaşmak için çoğu şeyden fedakarlık etti. Ama konser turneleri için dünyayı dolaşırken de bu kurallar hala geçerli mi? Geçerli olmakla birlikte daha da katılaştıklarını söyleyebiliriz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Açıktan romantik ilişki yaşamak yok. K-pop idolü olmak hakkında ilk duyduğunuz şeylerden biri romantik ilişkilerin yasaklanmasıdır. Bu birçok stajyer ve birçok idol, özellikle kadın olanlar için doğru olsa da BTS üyeleri için biraz farklıdır. Onlara kimseyle çıkmamaları gerektiği söylenmemiştir. Ancak hem kişisel tercihleri hem de içinde bulundukları koşullar sebebiyle ilişkilerini gizli tutmayı tercih ederler. Bu çoğunlukla K-pop fandom kültüründen kaynaklanmaktadır. K-pop hayranları favori idolleriyle ilgili fazla korumacı tavırlar sergileyebilirler. Bir idol açıkça bir ilişkide olduğunu duyurursa bu tüm fanteziyi mahvedebilir. İdoller istenmedikçe markaların onları pazarlaması daha da zorlaşacaktır. Pek çok K-pop idolü flört hayatlarını örtbas ediyor. Hatta hiç var olmadığını bile söylüyor. BTS üyelerinden bazıları gerçekten bekar olsa da hiçbirinin bir kez bile ilişki yaşamaması mümkün değil. Gerçi BTS üyeleri romantizmden uzak kalmayı ve çünkü kariyerlerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Turneye çıktıklarında ise ekstra dikkatli olmak zorundalar. Güney Koreli ünlülerin özel hayatlarında karşılaştıkları kısıtlamalar göz önünde bulundurulursa herhangi bir kadınla görüntülenmeleri haklarında birçok dedikodu çıkmasına sebep olabilir. Yönetime nerede olduğunuzu söyleyin. BTS erkeklerinin 2018 dünya turnelerinde olduğu gibi Berlin, Osaka, Amerika ve Paris gibi yerleri ziyaret ettiklerinde geldikleri şehirlerin bir kısmını görmek isteyeceklerine şüphe yok. Ancak güvenlik sebebiyle BTS üyeleri her zaman bulundukları yer hakkında yönetime rapor vermek zorundadırlar. Bir grup ünlü yetişkine çocuk gibi davranmak bir hakaret görülebilir. Ancak dikkatli olmalarını gerektirecek çok sebep var. 2018'in Eylül ayında BTS, Texas'ta birkaç gösteri yapacaktı. 20 Mayıs'ta BTS konserlerinden aylar önce Texaslı Jimin için bir ölüm tehdidi internette yayınlandı. Polis tüm tehditleri ciddiye aldıklarını söyleyerek tehdidi araştırdı. Big Hit de tehdidin farkındaydı. Bu sebeple BTS'e şovlara katılan hayranları için ekstra güvenlik önlemleri alındı. Ölüm tehdidi olayı yönetimin her zaman nerede olduklarını bilmek istemesinin sebeplerinden nedeni olabilir. Bu aynı zamanda gittikleri her yerde onları korumak için yeterli güvenlik personeline sahip olmalarını sağlamak içindir. Hayranların bile takip etmesi gereken yeni kurallar var. Örneğin gösteri mekanlarına bir gece önceden kamp yapmamak gibi. Eğer bu kurallar BTS'i güvenli ve canlı tutmak içinse hayranları da buna uymalıdır. Küfür yok. Artık Güney Kore'de imajın ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. K-pop idolleri de bu kurallardan muaf değildir. Aslında bunu daha takip etmek zorundalar. Çünkü sürekli halkın gözündeler. Güney Kore'de bir ilkokul çocuğundan esnaf bir kadına kadar herkes BTS'in kim olduğunu hem yerel hem de uluslararası bir üne sahipler. Fan kitleleri çok geniş olduğu için BTS'in her yaş için uygun davranması gerekiyor. Bu yüzden genel bir kural olarak televizyon röportajlarında veya Kırmızı Halı'da küfretmemeleri gerekiyor. Özellikle turnede, yani farklı bir ülkedeyken BTS üyeleri küfürden uzak durmaya teşvik edilir. Bu kural uygulansa da düşündüğünüz kadar katı değil. BTS üyeleri birkaç kez küfrederken kameraya yakalandı. Ama elbette her zaman kendilerini tutarlar ve kamera önünde küfürlerini sınırlamaya çalışırlar. Bazen Rame'in özellikle bir arkadaşı tarafından alaya alındığında küfür ettiği oluyor. Tabii şaka olarak bunu yapması bu çocukların aslında gerçek birer insan olduğunu hatırlatıyor. Hayranlarla fotoğraf çektirmek yok. BTS ordusunun birçok üyesi, BTS'in hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarının çok az olduğunu fark etti. İnternette yeterince araştırma yaparsanız, muhtemelen hayranlarıyla bazı BTS üyelerinin bir avuç fotoğrafını bulabilirsiniz. Ancak düzenlenen birçok tanışma ve imza etkinliği sayısına rağmen BTS ile olan fan selfileri çok nadirdir. Çünkü BTS'in hayranlarıyla fotoğraf çektirmesini yasaklayan katı bir kural var. BTS artık dünya çapında bir sansasyon. Bu başarı seviyeleri sayesinde çılgın hayranları olduğuna şüphe yok. BTS'i yöneten şirket, üyelerin güven ve mahremiyetini sağlamak istiyor. BTS'ten birinin fotoğrafı sosyal medyaya sızdırılırsa hayran kitlesi hemen saldırıya geçebilir. Bu hem BTS hem de hayranları için büyük bir risktir.
her iki tarafta da yaralanmaya neden olabilir. Ancak bu bazı BTS üyelerinin isyankar olmadığı anlamına gelmez. Güvenlik veya yönetim yapmamalarını söylemesine rağmen hayranlarını çok sevdikleri için bazen fotoğraflara izin verdikleri oluyor. Bir keresinde Jungkook bu kuralı çiğnedi ve bir hayranı ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında hemen azarlandı ve bu kural çok daha sıkı bir şekilde uygulanmaya başlandı. Sarhoşken tweet atmak yok. Tüm K-pop grupları arasında BTS'in en az kural uygulanan grup olduğu bilinir. BTS üyelerinin kendi telefonlarını ve sosyal medya hesaplarına sahip olmalarına izin verilir. Diğer birçok K-pop grubu yalnızca bir hesabı paylaşır ve genellikle bu hesap ajanstaki bir kişi tarafından yönetilir. BTS sosyal medya alanında daha fazla özgürlüğe sahip ancak bir şartla. 2018 Billboard Müzik Ödülleri sırasında yapılan bir röportajda Namjoon olarak bilinen RM sadece bir sosyal medya kuralına sahip olduklarını, sarhoş tweetlerin yasak olduğunu belirtti. Bir ünlü veya müzisyen tarafından bir iki kez sarhoş tweet atmak çok sayıda hayranı tarafından hoşgörüyle karşılanabilir. Ancak Güney Kore'de bu büyük bir hata olur. İmaja çok önem verdiklerinden kendilerinin en iyi versiyonunu göstermek zorundalar. Sarhoşken sosyal medyada herhangi bir şey yayınlamak bir skandala yol açabilir. BTS çocukları bu kuralı birkaç kez delerek hayranlarına eğlenceli anlar yaşattı. Taehyung V olarak da bilinir. 2014 yılında sarhoş oldu ve canlı olarak birkaç fotoğraf göndererek gecesini tweetledi. Ayrıca geçtiğimiz senelerde birkaç fotoğrafını koyup altına kafam güzel yazdı. Jin bile teknik olarak bu kuralı çiğnedi. BTS fan kafede o sırada sarhoş olduğunu yazdı. Hayranlarla sarılma veya öpüşme yok. BTS'le fotoğraf çektirmek özellikle dışarıdayken veya turnedeyken kesinlikle yasak. Genel olarak K-pop idollerine hayranlara çok yaklaşmamaları söylenir. Fan buluşmaları sırasında yapabileceğiniz en iyi şey el ele tutuşmak veya en sevdiğiniz K-pop idolüyle el sıkmaktır. Bazı hayranlar idollerine hediyeler de verir. Ancak herhangi bir Kore idolüne sarılmayı veya öpücüğü vermeyi düşünüyorsanız bunu unutun. Bir BTS üyesine herhangi bir fan sarılır ya da öperse kıyamet kopar. Yönetim diğer hayranların da bir öpücük koparmak için birbirlerine ve idollere saldırmaya çalışacağını biliyor. BTS kadar büyük ve popüler bir grup için böyle bir şeyin yaşanma ihtimali çok daha yüksektir. Sarılma ve öpüşmeye Güney Kore'nin hafif gergin kültürü nedeniyle de pek iyi bakılmıyor. Kore toplumu genellikle muhafazakardır ve iyi bir halk imajı her şeyidir. Üzgünüm BTS ordusu ama bunun yerine öpücüklerinizi BTS posterleriniz ve telefon duvar kağıtlarınız ile sınırlamanız gerekecek. Programa bağlılık. Güney Kore'de BTS için zor bir program var. Günleri müzik yazma veya kaydetme, pazarlama, promosyon konserleri ve gösteriler ile doludur. BTS üyeleri yurtta birlikte yaşarlar. Bu onların kariyerleri üzerinde 7/24 çalıştıkları anlamına geliyor. Turnedeyken güvenlik ve kurallar artar. BTS konserleri için dünyayı dolaşıyor ve inanılmaz derecede dolu ve yoğun programları var. Bu görüşmelerden provalara kadar her dakikanın hesaba katılması gerektiği anlamına gelir. BTS için turneye çıkmak, bütün gün etkinlikten etkinliğe koşmak demektir. Elbette bu zor program. Bu çocukların stajyer oldukları zamandan beri alıştıkları bir şeydir. K-pop yıldızı olma hayali kuranlar, başından beri idollerin bu zor hayatına alışmak üzere eğitilir. Turne sırasında BTS biraz geri yapmak için gizlice kaçmayı cazip bulabilir. Ancak güvenlik nedeniyle programa bağlı kalmak zorunda kalacaklardır. Şu anki dünya turneleri Güney Kore'den Texas'a ve aralarındaki birkaç Avrupa ülkesine yayılıyor. Provalar arasında hızlıca kahvesini içen Bank'ten erkeklerinden birini yakalayabilirsiniz. Bu sırada bir fotoğraf yakalayabilenler şanslıdır. Diyet. Bir K-pop idolü söz konusu olduğunda diyet çok önemlidir. İnternet bir süper modelin boyutlarına uymayan herkes için çok acımasız bir yer olabilir. Sıska kalmanın yüksek baskısı nedeniyle yeme bozuklukları geliştiren sayısız K-pop yıldızı hikayesi vardır. BTS neyse ki bu seviyelere ulaşmadı. Ancak arada bir diyet yapmaları gerekiyor. İlk çıktıkları zaman BTS o kadar popüler değildi. Yönetimi grubu bir yıl boyunca diyete sokmaya karar verdi. Böylece ana akım Güney Kore medyası için daha cazip hale geleceklerdi. Artık dünyaca ünlü yıldız oldukları ve çok fazla fiziksel aktivite yaptıkları için teknik olarak istediklerini yiyebilirler. Jungkook her şeyi yiyebilir ve genellikle çok spor yaptığı için yediklerini kolayca yakar. Birçok hayran, Taehyung'un son zamanlarda çok fazla kilo aldığını fark etti. Ancak kendisi ne yediğini gerçekten önemsemiyor. Ama kalan çocuklar hala yediklerine dikkat ediyorlar. Bunun sebebi internetten gelebilecek nefretten kaçınmaktır. Üyelerden herhangi biri diyet yapmayı seçerse yönetim bu kararı destekleyecektir. BTS üyeleri neyin arzu edildiğini
ve neyin başarılı olmalarını sağlayacaklarını iyi bilirler. Halk karşı iyi imajını koru. Diğer kurallara uygun olarak BTS erkekleri halkın gözünde iyi bir imaj sürdürmek zorundadır. Hepsi ideal birer erkeği temsil ediyorlar ve onlara gıpta eden genç hayranları var. Yola halka örnek olmak için çıkmamalarına rağmen bunun iş tanımlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu açıktır. BTS'in çok katı kuralları veya yöneticileriyle herhangi bir köle sözleşmesi yoktur. Ancak bu gevşeyip çılgına dönebilecekleri anlamına da sorumlu insanlar oldukları için kendilerine daha fazla özgürlük verildiğinin farkındalar. BTS üyeleri eğlenceli, kaygısız ve yetenekli olabilirler. Ancak etkilerinin de farkındalar. Hepsi hem hayranları hem de yönetim şekilleri olmasaydı bulundukları yerde olmayacaklarını biliyorlar. Bu nedenle Big Hit şirketine de büyük saygı duyuyorlar. Ama doğru bildiklerini söylemekten de korkmuyorlar. Diğer K-pop grupları ajanslarına karşı bir söz söylemeye cesaret edemezler. Ancak BTS yönetimlerine eleştiri yapmaktan çekinmez. Çünkü başarının iki taraflı olduğunu farkındalar. Yönetim ve idoller arasındaki ilişki güven ve açık iletişime dayanmaktadır. Vücudunu sergilemek yok. Birçok hayran, çoğu K-pop idolünün bu kuralı ihlal etmesinden memnundur. Güney Kore'nin oldukça muhafazakar olduğu ve idollerinin belli ahlak kurallarına bağlı kalması gerektiği herkesçe bilinir. Ancak asilerin daha çok ilgi çektiği bir dünyada K-pop gruplarının her zaman bu kurallara bağlı kalmaları zordur. Yani bu kural aslında hep çiğneniyor. Yönetim idollerin vücutlarını sahnede veya televizyonda sürekli olarak sergilememeleri gerektiğini açıkça belirtiyor. Ancak BTS üyeleri bu kuralı birazcık delmekte bir sakınca görmüyor. Kaslarını bir de dans figürleriyle birleştirince seyirciler çılgına dönüyor. BTS üyeleri uzun zamandır gömleklerini çıkarmaktan vazgeçti. Belki de yöneticiler belli bir imajı korumalarını istemiş olabilir. Tabii ki hayranları birçok gömleksiz BTS anlarını internette çoktan ölümsüzleştirdi. Ancak bu daha fazlasının olacağını bekledikleri manasına da gelmiyor. BTS koreografileri herhangi bir gömlek kaldırma veya kas gösterisi içermese de K-pop hayranlarının hayallerini süslemeye devam ediyor. Belki bir gün BTS bu kuralı yeniden bozabilir.